Babu Şeyh'il Kebir. Hel yuktelu fi daril harbi emla. Şimdi kadınla çocuğu öğrendik. Harpte gazetendi. Kadını öldürmeyeceksin. Çocuğu da öldürmeyeceksin. Fakat harp arasında gazara ölürse ondan da mesul değilsin. Peki ihtiyar bir adam olursa, ihtiyar harbe müktedir değil. Harbe iştirak etmemiş. Buna ne diyeceksin? Bir var ki ihtiyar ama harbe kumanda ediyor. Yahut da bizzat iştirak etmiş. Ok atıyor, kılıç atıyor. Yok, o öldürülür, o muharip. Yok, acuz artık. İhtiyar, pirifanı olmuş. Harbe, darba, iktidarı yok. Aklından, reyinden de istifade etmiyorlar. Kendi halinde ihtiyar bir adam. Bunu da öldürmek caiz mi değil mi? Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu Küreyb kâle haddesena Ebu Üsamete an Yezid ibn-i Abdillah ibn-i Ebi Burda an Ebi Burda an Ebi Musa. Ebu Burda Ebu Musa el-Eşeri'nin oğlu. Babası Ebu Musa el-Eşeri'den rivayet ediyor ki kâle Ebu Musa el-Eşeri buyurdular ki lemma feragha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktaki Peygamber Efendimiz farig oldu min Hüneyn'in Hüneyn harbinde. Mekke fethinden sonra Taif'e harbe gidecekti Resulullah Efendimiz. Haber geldi ki Hüneyn kabilesi, Havazin kabilesiyle ittifak ettiler. Sizin üzerinize yürüyecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara teveccüh etti. Bu iki büyük kabile toplandılar. Onlar da çok güzel ok atardılar. Orada Müslümanlar ilk önce bir ok tuttular. Önde Hazreti Halid vardı, süvarilerle beraber ansızın okçuların okuna tutuldukları gibi gerisin geri kaçtılar. Zaten atlar dayanamadı, ölen öldü, gerisi ötekiler de kaçtı. Bu sefer ordu bozuldu, ordu kaçtı, orada bir perişanlık oldu. Şeytan da orada bağırdı ki Muhammed öldü dedi, millete bir teşviş düştü. İşte Hüneyn Harbi sonradan Peygamber Efendimiz sebat etti ve Hazreti Abbas'a dedi ki bağır Resulullah buradadır gelsinler. Hazreti Abbas'ın sedası çok gür idi. O bağırdı ki Resulullah buradadır. Ya Ensar ya Muhacirin neredesiniz gelin. Hazreti Abbas'ın bu sesini duyunca gerisin geri döndüler. Raviler diyor ki kılıçlarını, oklarını öne tutarak öyle bir hücum ettiler ki az kaldı yani öndeki Müslümanları da arada ezeler. Küffara karşı öyle bir hücumuna geldiler ki işte o sırada bozdular onları. Hüneyn Harbi meşhur. İşte Ebu Musa el-Eşeri de diyor ki bu harpte o da bulunmuş. Be'ase Eba Amir'in ala ceyşi Evtas. Bu Hüneyn Harbi'ni bitirdikten sonra Evtas kabilesine bir müfreze göndermiş. Onlara kumandan da Ebu Amir'i tayin etmiş. Ebu Amir gitti felakiye Düreyde bine Samme. Meşhur Düreyde bine Samme'ye tesadüf etti ki cahiliye zamanında Arapların en meşhur adamı. Ona mukabil hiçbir adam çıkmamış. Böyle bir adam. Fakat o zaman ihtiyar pirifani olmuş. Ona tesadüf etti. Fakat ele Düreyde. Düreyde katletti. وَهَزَمَ اللّٰهُ أَسْحَابَهُ onun eshabını da Allah-u Teala hezimete uğrattı. Halbuki şimdi burada Düreyd eli kılıç tutacak bir vaziyette değil. İhtiyar pirifani. Ebu Amir de gitti bunu öldürdü. Bunu öldürdüğünden dolayı Resulullah Efendimiz ona bir tekdir tevbih etti mi etmedi mi? Diyor ki قَالَ اَبُوْ جَعْفَرْ İmam Tahavi diyor ki فَزَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا Ölemadan bir kısım dedi ki bak gitti Düreyde ibn-i Sümme'yi öldürdü. Resulullah Efendimiz de bir şey demedi. Niye öldürdün demedi. Demek ki ihtiyarı da öldürmek caizdir. Fekalu dediler ki la bâse bi katli şeyhil kebiri fil harp. Harpte ihtiyar bir adamı öldürmekte beis yoktur. Beis yoktur ne demek? Yani öldürmesi caizdir ama terk ederse o da caizdir. Bırakırsa caizdir. Öldürürse o da caizdir. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بَهَادَ الْحَدِيثِ İşte bu hadisle bu meseleye delil getirdiler. وَبِأَنَّ دُرَيْدًا Halbuki Düreyd de قَدْ كَانَ حِينَ اِذٍ O vakit oldu idi فِي حَالِ مَنْ Bir kimsenin halindeki لَا يُقَاتِرُ Harp edecek değil. Harp edemez. İhtiyar, pirifani. Kılıcı alıp da vuracak takati yok.
وَرَوَوْ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında rivayet eylediler, tetviz edenler. Maşul bir hadisi ki, حَدَّسَنَا فَهْتُمْ Bize Fehd rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا يُوسُفُ بْنُ بَهْلُولُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيسِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقُ قَالَ وَجَّهَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Muhammed İbn-i İshak diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Kıbele Evtas, Evtas kabilesinin tarafına gönderdi. Feedreke Düreyde ibn Samme, Düreyde ibn Samme'ye ulaştı. Kim? Rabi'u ibn Rafi'. Rabi'u ibn Rafi gitti ona kavuştu. O da genç bir delikanlıydı Rabi'u. Feahede bi kutami cemeli. Baktı ki devede gidiyor, ilk önce kadın zannetti. Hemen devenin yularından tuttu. Vehve yazunnu ennehum ra'atu. Zannetti ki bu bir kadındır. Kadını öldürmezdiler, esir eder getirirdiler. Fe izâ huve şeyhun kebîr. Kadın zenniyle yakaladı. Bir de baktı ki ihtiyar pirifani. Demek deveye binmiş. O da bir tarafa kaçmak istiyor. Yakaladığı gibi kâle Düreyd dedi ki mâzâ türîdü minni. Sen benden ne istiyorsun dedi. قَالَ اَقْتُلُكَ Seni öldüreceğim dedi. ثُمَّ دَرَبَهُ بِسَيْفِهِ Rabi, Hazreti Rabi kılıçını kaldırdı, ona vurdu. قَالَ Ravi diyor ki فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا Kılıç hiçbir şey yapamadı. Yani öyle bir kılıç vurdu ki adamı öldüremedi. قَالَ Züreyd ibn-i Samme dedi ki بِسَمَا سَلَّحَتْكَ اُمُّكَ Anan seni ne kötü bir silahla silahlandırmış. Yani anan seni becerememiş. Silah vurmasını, öldürmesini öğretmemiş sana. Ne kötü terbiye etmiş seni. Beceremedin demiş. Hus seyfi hâza mimme ahari rehli. Benim terkide kılıcım var. Benim kılıcımı al dedi. Sümme drib. Ondan sonra vur. Varfe anil izam. Öyle vur ki kemike kadar işlesin. Verfenizem yani kemikten kaldırsın, et kalksın da kemik görünsün. Yani öyle kılıcı vur ki ta kemike işlesin. Verfe'ani dima, dimadan da kaldırsın. Fakat bazı rivayetlerde vehfit, verfa değil de vehfit var. Yani dimağa kadar çöksün. Yani kılıcı öyle vur ki kemike vurursansa etini kessin ta kemike işlesin. Kafaya vurursansa ta dimağa kadar işlesin. Öyle vur. Hem de öldürmeyi tarif ediyor ona. Feinni kezalik ben böylece küntü aktururucal. Ben adamları bu şekilde öldürürdüm diyor. O Düreyd ibn-i Samme meşhur. Ki yani onun karşısında bir asrinde bir duracak adam olmamış. Galu dediler ki felemme kutile Düreyd. Vaktaki Düreyd öldürüldü. Rafi'ye öldürdü. Rabi ibn-i Rafi'ye o şekilde kılıcını aldı vurdu öldürdü. وَهُوَ شَيْخٌ كَب۪يرٌ فَانٍ İhtiyar fenaya ermiş bir zat idi. لَا يَتْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ Kendi nefsinden def edemezdi. Kendi nefsinden def edecek bir kudrette değildi. فَلَمْ يَعِبْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ Onu öldüren adamlara Peygamber Efendimiz ayıp etmedi. Ayıp ettiniz bu ihtiyar adamı niye öldürdünüz demedi. دَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki enne şeyhel faniye ihtiyar adamlar da yuktelu fi daril harbi dar-ı harbi öldürülür. Ve enne hükmehu bu ihtiyarın hükmü fi zalik katil de hükmü şübban gençlerin hükmü gibidir. Gençler, kafirlerin gençleri nasıl öldürülürse ihtiyarlar da öyle öldürülür. La hükmün nisvan kadınların hükmünde değildir. Kadınların hükmünde olsa öldürülmezdi. Kadınları öldürmek caiz olmadığı gibi o vakit ihtiyar piri faniyi de öldürmek caiz olmazdı. Fakat bu hadisi şeriften anlaşılıyor ki ihtiyar da olsa öteki muharipler gibi onların hükmündedir, öldürülür. Ve halefem fî zâlike âherûn Ölemadan başkaları bu zümreye muhalefet ettiler. Dediler ki hayır, bu hadisten sizin ihticacınız yanlış. Yanlış diyor dediler. Fekalu dediler ki la yenbeği katlü şuyuh fi daril harb. Dar-ı harbde ihtiyarları öldürmek layık değildir. Ve hum fi zalik. Bu katil meselesinde ihtiyarlar
kennisâi ve zürriyeti. Kadınlar ve çocuklar gibidir dediler. Peki evvelkiler delil getirdiler. Rabi'u ibn-i Rafi, Düreyd ibn-i Semme'yi öldürdü. Sizin deliliniz ne? Öldürülmez diyenlerin delilini. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَ اَبْنَ اَبِي دَاوُدُ İmam-ı Tahavi diyor ki, bunların delili de İbn-i Ebi Davud'dan bizim rivayet eylemiş olduğumuz hadisi şeriftir. قَالَ حَدَّسَنَا أَسْبَغُ بْنُ الْفَرِجِ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسِ عَنْ اَبَانِ بْنِ سَالِبْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْسَدْ عَنْ اِبْنِ بُرَيْدَ عَنْ اَبِيهِ Yine Büreyde de babası Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet ediyor ki, قَالَ Ebu Musa dediler ki, كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz oldu. اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً Bir müfreze gönderdiği vakitte, يَقُولُ derdi ki, لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا كَبِيرًا İhtiyar adamları öldürmeyiniz derdi. İşte bunların delili de bu. Bak Resulullah Efendimiz emrediyor. Kadını öldürmeyin, çocuğu öldürmeyin, piri fani olup her bir iştirak etmeyen şeyhleri de, ihtiyarları da öldürmeyin. فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerif doğrucudur. اَلْمَنْعُ مِنْ قَتْلِ الشُّيُّهُ İhtiyar, piri fani adamların katlinden meni olucudur. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular. Ey da bu hadisi şerifte buyurdukları gibi fi hadisi Murakki ibn-i Sayfi Murakki ibn-i Sayfi'nin rivayet etmiş olduğu hadiste nerede? Fil mer'etil maktule ölen kadın hakkında ki dün okuduk ya Hazreti Halid ordunun mukaddimesindeydi bir kadını öldürdüler sonra Resulullah Efendimiz geldi ki cemaat toplanmış kadına bakıyorlar yol açtılar Resulullah Efendimiz bu nedir dedi bir kadın öldürülmüş kim öldürülmüş? Halid'in müfrezesi derhal Halid'in müfrezesine adam gönderdi ki kadınları öldürme. Ve orada da buyurdu ki مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِ Bu kadın sizinle harp etmiyordu ki bunu öldüresiniz. Kadın harp etmiyordu, niçin öldürdünüz? مَا كَانَتْ هَذِهِ Şu olmadı yani, şu kadın olmadı. Ne olmadı? تُقَاتِلُ Sizinle dövüşür olmadı. Niçin öldürdünüz? فَدَلَّ ذَلِكْ Bu delalet etti ki اَنَّ مَنْ اُبِيحَ قَتْلُهُ Katli mübah olan kimdir? Huvellezi, ol bir şahıstır ki yukatilu, Müslümanlarla dövüşüyor. Müslümanlarla kim mukatele ediyorsa işte mübah olan, demi mübah olan budur. Ve lakin lemma ruviye hadisi Düreyd hada, vaktaki Düreyd ibn-i Semme'nin öldürülmesi rivayet edildi. Rabi' ibn-i Rafi onu öldürdü. Resulullah Efendimiz de onu ayıplamadı. وَهَذ۪ي لَحَاد۪يثُ الْاُخَرِ Bir de bu hadisler geldi. Peygamber Efendimiz Şeyh-i Kebir öldürmeyin dedi. Öyleyse وَجَبَنْ تُصَحَّى İki hadis birbirine muariz kaldı. Bunun tasahihi vacip oldu. وَلَا يَدْفَعُ بَعْضُهَا بِبَعْضِ Yani tercih tarafına geçsek, birisini tercih edelim, ötekine racih olsun, bu da yok. Bunu da yapamadı. Birisi birisini def etmedi. Ne demek yani? Rüçhan hasıl olmadı. فَالنَّهْيُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Öyleyse Resulullah Efendimiz'den gelen nehi فِي قَتْلِ الشُّيُوخِ فِي دَارِ الْحَرْبِ Dar-ı harpte ihtiyarları öldürmek hakkındaki nehi yani ihtiyarları öldürmediğin dediği emir sabitün sabittir. فِي الشُّيُوخِ الَّذ۪ينَ Şul bir ihtiyarlar hakkında sabittir ki لَا مَعُونَةَ لَهُمْ Onlar için yardım olmadı. Ala şeyin hiçbir şey üzerine. Min emril harb. O harbin işi için onlardan hiçbir yardım yok. Ne fikirlerinden, ne kumandasında, ne hiçbir şeyden harbe yardımları yok. İşte bunların öldürülmesinde nehyeyledik. Min gitalin ve la re'yin. Oraya bir ya ister. Gitaldan olsun, re'yden olsun. Bir var ki harbe diyor, bir de var ki harbe demiyor ama akıl üretiyor. Yok. Ne akıl üretiyor, ne de gital edebiliyor. İşte o gibi ihtiyarların öldürülmesinden Resulullah Efendimiz nehyeyledi. Peki Düreyd'in hadisine gelince ve hadisi Düreyd'in hadisi ise ale şuyuhillezine şul bir ihtiyarlar üzerine hamledilir ki lehum onlar için olucudur. Me'unetun yardım fil harbi harpte.
كَمَا كَانَ الْهُرَيْدِ Hüreyd'in olduğu gibi. Hüreyd'in kendisi harbedemiyor ama fakat akıl öğretiyordu. Ne türlü harbedilecek zaten onu da onun için getirmiştiler. Aklından, fikrinden, tecrübesinden istifade etmek için. Onun için onun öldürülmesi caiz oldu. فَلَا بَاسَ بِقَتْلِهِمْ Kendi aklından, reyinden istifade edilen ihtiyarların öldürülmesinde beis olmadı. وَاِنْ لَمْ يَكُونُوا يُقَاتِلُونَ Onlar her ne kadar mukatele etmediler ise de, harbe girmediler ise de, fakat reylerinden istifade edildiği için öldürülmesi caiz oldu. لَاَنَّ تِلْكَ الْمَعُونَ O yardım, اَلَّتِ öyle yardım ki تَكُونُ مِنْهُمْ O ihtiyarlardan olan yardım. اَشَدُّ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْقِتَالِ Kıtaldan daha çok şiddetlidir. Kıtal ne? Adam gitmiş, dövüşüyor. Fakat dövüşün usulünü bilmiyor ama bunlar öyle değil. Şöyle yapın, böyle yapın. Onları nizam, intizama koyuyor. Onlar akıl öğretiyor. Bak kendisini öldürene bile kılıcı vurdu, kesmedi dedi ki öyle öldürülmez dedi. Benim kılıcımı al. Öyle mühkem vur ki vurduğun yerde gemi işlesin. Kafaya vurursansa öyle kafama vur ki dimağımı parçalasın. Öğretiyor bak bu düşmana da öğretiyor. O kim bilir kendi adamlarına neler öğretti. Onun için o gibi reyinden istifade edilen adamlar öldürülür. وَلَعَلَّ الْقِتَالَ Evet, umurur ki kital لَا يَلْتَئِمُ Mülteim olmaz لِمَنْ يُقَاتِلُ Kital eden adama mülteim yani onun lehine olmaz اِلَّا بِهَا İlla onun öğretmiş olduğu me'unetle olur, onun yardımıyla olur. Öyle ya kumandan kumandayı iyi vermezse harp kazanılmaz. Kumanda ne kadar ihtiyar olursa olsun, kumanda onlara tedbir verecek. Şuradan gelin, buradan gidin, böyle vurun, şöyle kırın. فَاِذَا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ Eğer o ihtiyarların reyinden, fikrinden istifade edilir ise, قُتِلُوا Onlar harpte öldürülür. Şu anda Resulullah Efendimiz'in hadislerinin ikisi de doğru. Züreyd ibn-i Sümme'nin öldürülmesi doğru ki onun reyinden istifade ediliyordu. Yok, öteki hadiste doğru ki adamın reyinden istifade edilmiyor. Hiçbir suretle harbe yardımı yok. Onu öldürmek de caiz değildir. O kadınlar hükmündedir. Ve delilu ala zalik. Buna delilin nedir? Züreyd ibn-i Sümme'nin reyinden istifade edildi yahut da reyinden istifade edilenler öldürülür. Buna delil de diyor kavlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavli şerifidir. Fi hadisi Rebah ahi Hanzale. Hanzale'nin kardeşi Rebah'ın hadisinde fil mer'etil maktule öldürülen kadın hakkında ki Halid ibn Velid'in müfrezesi öldürdüğü kadın vardı ya orada ne dedi Peygamber Efendimiz? Ma kânet hâzihi tukatülü. Bu kadın mukatele etmiyordu. Niçin öldürdünüz? Ha, demek ki ha. O kadın mukatele etseydi öldürülmesi caiz idi. Mukatele etmediğinden kadını öldürmek caiz olmadı. İşte ihtiyarlar da böyle. Ey felâ tuktalû. Mukatele etmeyen kadın katledilmez. Fe innehâ la tukatilû. Çünkü bu mukatele etmiyordu. Fe izâ qâtelet. Yok kadın da mukatele ederse kutilet. O da katledilir. Ve artefa'atil illetü eleyse illet kalktî. اَلَّتِي اَوْلَ اِلَّتْ كِ لَهَا O illet için مُنِعَ مِنْ قَتْلِهَا O kadın kıtaldan memnu, katletmeyeceksiniz. İlleti çünkü harp etmiyor. Harp etti mi o illet kalktı, kalktığı gibi öldürülmesi mübah oldu. وَفِي قَتْلِهِمْ Ashab-ı kiramın katletmesinde kimi? Züreyd ibn-i Sümme. Züreyd ibn-i Sümme'yi öldürmelerinde لِلْعِلَّةِ اللَّتِي زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz illet olduğu için bunda orucudur. Delilün delil ki عَلَى أَنَّهُ لَا بَاسَ بِقَتْلِ الْمَرْأَةِ Kadını öldürmekte de beis yoktur. اِذَا كَانَتَ اِذَا O kadında olursa زَاتَ تَدْبِيرٍ فِي الْحَرْبِ Harpte tedbir sahibi olursa harbi idare ediyor, şahsusluk ediyor yahut da başka bir suretle yardım ediyor. O vakitte onu da öldürmek caiz olur. كَشَّيْخِ الْكَشْ lerinde fikir sahibi olan ihtiyarlar gibi onlar da öldürülür. فَهَذَا الَّذ۪ي ذَكَرْنَا İşte bizim bu zikrettiğimiz bu telif هُوَ الَّذ۪ي ol bir şeydir ki يُوْجِبُهُ onu icap eder فَصْحِيهُ مَعَانِ هَذ۪ي الْآثَار
bu eserlerin manalarını tasih bunu icap eder. Yani bu hadis-i şerifler birbirine muariz olmasın için böyle tasih edilir. Herhangi bir ihtiyar ki onun kuvvetinden, reyinden, hiçbir şeysinden herbe bir fayda yok, öldürülmez. Yok, onun orduya bir faydası var. Onun ya aklından ya tedbirinden istifade ediliyor yahut da mukateleye giriyor. O vakit öldürülür. Fakat neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehyeyledi en katli ashabı sevamiye. Sevamiye'de sevmealer, yani dağa çekilmiş, kendi ibadet yerine çekilmiş ibadet ediyor. Bu Hristiyanlarda var. Bunun aslı Hristiyanlıkta yok. Fakat bunlar kendileri icat etti. Hani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki la ve rehbaniyeten ibtede'uha. Bir rehbaniyet ki yani dünyadan alakasını kesiyor, evlenmiyor, çoluk çocuk sahibi olmuyor, ibadete kendisini hasrediyor. Bunu kendileri icat etti. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. Yoksa yani Hazreti İsa'nın dininde yok. Bu ifrata vardılar. Bunlar kendileri icat ettiler. Peygamber Efendimiz buyurdu ki İslamiyet'te bu yok. İslamiyet'te herhangi bir sofiyi gördünüz ki dünyadan alakasını kesmiş, Hristiyanların papazları gibi çekilmiş, bir tarafa gömülmüş, ibadetle meşgul oluyor. İşte bu ayeti kerime mucebince o da harama girmiştir. Haram yok, ruhbaniyet yok İslamiyet'te. Evlenmeyecek de evlenmeyende ne olacakmış? Yani ona bu onlar, o ruhbanlar kendi kentlerine bunu icat ettiler. Cenab-ı Hak da zemmediyor. Fakat bununla beraber Peygamber Efendimiz orduya tembih ederdi ki gideceksiniz böyle savmealerde dünyadan alakasını kesmiş, hiçbir işe karışmaz adamları göreceksiniz. Bunlara değmeyin. Dokunmayın. Niçin dokunmayın? Çünkü harbine bir alakası yok ki onun. Ne harbe gelmiş, ne harbe girmiş, hiçbir şey yapmıyor. Siz onlara dokunmayın. Evet. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشير بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشعري عن داود بن حسين عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنبر أفندمز كان إذا بعث جيوشه ordularını gönderdiği vakitte قال buyururdu ki لا تقتلوا أصحاب الصوامع savmealere çekilmiş ibadetle meşgul olan adamları öldürmeyin. فَلَمَّا جَرَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Vaktaki Peygamber Efendimiz'in sünneti cereyan etti. عَلَى تَرْكِ قَتْلِ أَصْحَابِ السَّوَامِيَ Savma'lerde yaşayan adamların katlinin terkine sünnet cereyan etti. اَلَّذ۪ينَ شُولْ بِرْ Savma'a sahipleri ki حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ عَنِ النَّاسِ Kendi nefislerini nas'tan hapsettiler. Kimseyle ihtilat etmediler. وَنْقَتَعُوا عَنْهُمْ Nas'tan inkıta ettiler. Bunların katli edilmemesini Peygamber Efendimiz emretti ve sünnet-i Resulullah da böyle cereyan etti. وَاَمِنَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ نَاحِيَتِهِمْ Onların tarafından da Müslümanlar emin oldular. Ne fitne yapar, ne casusluk yapar, ne Müslümanlara bir zarar verir. Onlardan bir zarar gelmez. دَلَّ ذَٰلِكَ اِذَا Bu da delalet etti ki عَلَى اَنَّ كُلَّ مَنْ Her bir şahıs ki emin el müslümun, Müslümanlar emin oldular. Min nahiyeti onun tarafından. Müslümanlara bir zarar gelmedi. Min imraetin kadından, ev şeyhin fanin, yahut da ihtiyar adamdan, ev sabiyin, yahut da sabi, onlar da Müslümanlara zarar gelmiyor. Kezalike eyda bunlar da o sevme'e sahipleri gibidirler. La yuktelun, öldürülmezler. فَهَذَا وَجْهُ هَذِي الْبَابِ İşte bu babın veçhi de budur, kıyası da budur. وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ اِبْنِ الْحَسَنِ Muhammed ibn Hasan'ın, İmam Muhammed'in kavli budur. Yani o böyle demiştir. وَهْوَ قِيَاسُ قَوْلِ اَب۪ي حَنِفَةَ وَاَب۪ي يُسُفْ رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ İmam Ebu Hanife'den, İmam Yusuf'ten bir kavl gelmemiş ama fakat onların da kıyas icabınca kavllerinin bu olması icap eder. Böyle olması icap eder. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.